Aşimade anamızı ağla diyorlar burada. He. Zang zang lan ama kazam oldu diye hep işi gücü bırakıyor, onları takip ediyor. Gurbetçi vatandaşlarımız evet, kalabalıklar bayağı geliyorlar da bize iş olarak fazla bir etkisi yok. Böyle iş potansiyeli olarak düşüklük yaşamadık sanayi olarak. Sanayi esnafına çok yaradığını düşünmüyorum çünkü modelli araçlarla geliyorlar. Gurbetçi vatandaşların gelmesi şehrin birçok esnafını olumlu yönde etkiledi. Biz de bugün Laf Sokak'ta ekibi olarak otomobilin kalbinin attığı yer olan Yeni Sanayi'deyiz. Bakalım Yeni Sanayi esnafı gurbetçi vatandaşların gelmesiyle birlikte nasıl etkilendi? İşlerimizi ekonomi açıdan iyi etkiledi yani. Dışarıda yapılan işler biraz daha maddi açıdan biraz fazla oluyor. Burada Türkiye'de işçilikle biraz daha uygun yani. Zannedersem TL'nin pek değeri olmadığından, oranın parasının biraz daha şey olmasından dolayı burada yaptırıyorlar işleri. Yani gurbetçi vatandaşlar araç bakımlarını burada yaptırıyorlar. Evet, burada yaptırıyorlar. Bizim açımızdan iyi yani. Pandemi sonrası ilaç gibi geldi diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabi. Şu anda herkesin elinde, özellikle kaporta boyacılarda güzel iş var yani. Yapıyoruz gurbetçilerin işlerini. Olumlu etkiledi. Çünkü bizim için gurbetçiler çok değerlidir. Bizim buradaki sanayimizde birçok kişi, yani lastik sektörü olsun, diğer bütün sektörler olsun, herkes memnundur. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bakımlarını burada yaptırıyorlar diyebilir miyiz? Tabii ki burada yapılıyor hepsi. Yani şöyle söyleyeyim, sanayimiz gerçekten çok büyük. Yani Kayseri'nin sanayisi inanılmaz büyük. Burada bütün problemleri, bütün işleri çözülebilecek şekilde Kayseri'nin sanayisi mevcut. Muhakkak ki tabii ekonomimize belli bir katkıları vardır. Efendime söyleyeyim, esnafa belli bir faydaları vardır. Efendime söyleyeyim, onların da yapılan işlerde memnuniyet dereceleri vardır. Efendime söyleyeyim, genelde esnaf olur, kesim olarak çok memnunuz biz. Sizin de gurbetçi Doğrudur. Bizim de gurbetçi. Yaz sezonu, yani Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında belirli bir bize katkıları mevcuttur yani bu arkadaşların. Pandemi sonrası yeni normalleşmeyle birlikte gurbetçi vatandaşların gelmesi işlerinizi nasıl etkiledi? Tabii gurbetçi vatandaşların gelmesi piyasayı canlandırdı biraz daha. Sıcak paranın girmesiyle tüm esnaflar faydalandı tabii ki. Yani hem ülke ekonomisine hem de size oldukça büyük fayda sağladı. Kesinlikle tabii ki. Sizin de bir gurbetçi müşteriniz var. Evet. Bakımlarını size yaptırıyorlar. Evet, tabii ki. Geçen senelerde gelen gurbetçiler tabii ki beğenerek yaptırdığı kişilere tercih ediyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar güzel hizmet vermeye gayret ediyoruz. Sanayi esnafına çok yaradığını düşünmüyorum. Çünkü modelli araçlarla geliyorlar. Şehri bilmiyorum. Şehir piyasasına nasıl yansıdığını bilmiyorum. Ama sanayiye çok yansıdığını düşünmüyorum. Modelli araçlarla geldikleri için mi? Evet. Bakımlarını burada yaptırmıyorlar. Aynen öyle. Yani sanayiye Allah korusun kaza falan olmadığı müddetçe, mecbur kalmadıkları müddetçe girmiyorlar. Yani sanayi ekonomi açısından çok bir yarar sağladığını ben görmedim yani. Allah işlerini güzelini rast getirsin. Türkiye'ye bes getirdi, bereket getirdi. Bir hareket getirdiler adamlar oradan. O 2-3 sene 2-3 senedir gelemediklerinden dolayı, 2-3 seneden gelemediklerinden dolayı Kayseri'de, belki Türkiye genelinde ama Kayseri'de çok güzel hareketlilik getirdiler. Hem döviz açısından hem şey açısından çok iyi oldu yani. Biz memnunuz. Şimdi bu arkadaş yalnız geldi. Her gün 2-3 tane arkadaşından geliyor. Burada yemek yiyor. Burada. Biz burada eskiden dürüm satıyoruz 10 lira. Buraya geliyor oturuyor 100 bin lira. Yanında 2-3 tane misafirinden geldiğinde 150 bin lira. Çünkü ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar adamlar. Orada ilin yavrunun elinden buraya getiriyorlar bu arkadaşlar. Gurbetçilerden memnunuz. Memnunum.
memnunuk. Yalnız bir tek rahatsızlığımız, siz de duydunuz, şurada o arabanın geçtiğini duydunuz mu? Aşemade anamızı ağla diyorlar burada. Zang zang lan aman kaza mı oldu diye hep işi gücü bırakıyor, onları takip ediyor. Maddi olarak iş yaptırdılar tabii, bu şekilde para kazandık. Yani sanayimize biraz daha hareket kazandırdılar. Faydaları oldu. Yani gurbetçi vatandaşlar bakımlarını burada yaptırdılar. Tabii yaptırıyorlar. İlaç gibi geldi diyebilir miyiz? İlaç gibi de gelmez. Çok zaten yani şu anda Kayseri'mizde bayağı bir araç var. Araç sayısı oldukça yüksek. Böyle iş potansiyeli olarak düşüklük yaşamadık sanayi olarak. Şimdi gurbetçi vatandaşlarımız evet kalabalıklar bayağı geliyorlar da bize iş olarak fazla bir etkisi yok. Geldikleri araçlar hep yeni araçlar zaten. Bir iki sefer bir yağ değişimi yaptık, yağ bakımı yaptık. Hepsi o. Böyle fazla bir etkisi olmadı. Yani bakımlarını burada yaptırmıyorlar diyebilir miyiz? Bu bakımlar zaten araçların bakıma ihtiyacı yok da yağ bakımı çok kilometre yaptıkları için onu bir sefer buraya oraya dönmeden biraz da burada hesaplı olduğu için burada yaptırıyorlar. Hepsi o kadar yani. Böyle fazla bir bakım işleri yok. Sadece yağ bakımı, yağ filtresi, hava filtresi onlar. Fazla bir bakım işleri yok yani. Yani sizlere çok fazla fayda etki sağlamadı. Yok yok, öyle fazla bir katkısı olmadı. Ama başka sektörlere olmuştur, onu bilemiyorum ama sanayi olarak öyle çok büyük bir katkıları yok.